milimetresinde insan var, medeniyet var ya. Ne diyorsunuz bu asgari ücrete? 17 bin lira, hatta 17 bin lira da değil ha. 17 bin 2 lira mı oldu? Ha bu iyi bir şey mi? Yani yükselmesi iyi bir şey mi sizce? Gerçekten bugün bunu konuşalım mı? Ağırlığı buraya verelim mi? Yani ben bunun çok da iyi bir şey olduğu kanaatinde değilim. Çünkü yani bu tip yollara gitmeler ne yazık ki biraz siyasetçilerimizin gerçek dünyadan uzak olduğunu gösteriyor bize. 17.002 lira, bugün 17.002 lirayla ne olabilir? Özellikle kiracı olan asgari ücretliler nasıl yaşar? Bir de şöyle söyleyeyim, 17.002 lirayı personel giderleri arttı diye, çünkü 6 bin lira falan arttı değil mi? 11 bin küsür liraydı. Bunu tüketim anlamında da zamlandıracak fırsatçılar da çıktı çıkıyor zaten. Yani siz bakın, 1 Ocak'tan itibaren yumurtanın fiyatına, etin sütün fiyatına, dışarıdaki bir kap çorbanın fiyatına bir bakın. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Ben bunu hep söylüyorum. Gerçekten örnek veriyorum, 11.500 lira tüm asgari ücretler aldı mı? Ve bugün yine aynı iddiadayım. 17.002 lirayı bütün asgari ücretler alacak mı? Gerçekten alınıyor mu? Veriliyor mu bu para? Yoksa sosyal güvenlik sisteminde bazı numaralar mı yapıldı? Bazı numaralar var mı? Bazı işverenlerin çünkü hesaplara 17 bin lira ya da 11 bin lira eski şeyde yatırıp belli bir kısmını elden muhasebeye geri. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim size. Her çalışanın banka kartı var biliyorsunuz. Normalde bu banka kartları sahiplerinin elinde olur, değil mi? Peki bazı işverenler maaş günleri muhasebe elemanlarına tek tek 17 bin liraları çektirip 15 bin ya da 10 bin gibi elden dağıtıyor olabilir mi? Ya da sigortalı gösterilenler ay içinde 30 gün çalıştıkları halde 15 gün gösteriliyor olabilir mi? Bu konuda sosyal güvenlik sistemimizin denetim mekanizması gerçekten işliyor mu sizce? Benim umudum çok fazla yok, açık söyleyeyim size. Benim gerçekten umudum bu konuda, çünkü çevreye bakıyorum, pazar yerlerine bakıyorum, pazar yerlerinin akşama kavuştuğu saatlere bakıyorum. Hiç bana normal gelmiyor. Çünkü örnek 17.002 lira olan asgari ücret emekliye ne kadar yansıdı? Hala bu ülkede bakmayın 5.000 lira ekstra veriliyor. Geçin onu. Yani geçin. Bakın pazar günü yeni yıl. Kim ne derse desin herkes de öyle ya da böyle bir heyecan ve ailesiyle, sevdikleriyle, arkadaşlarıyla beraber ne bileyim farklı bir akşam geçirme hevesi var, değil mi? Çıkın bakın. Çerezcilere bakın, manavlara bakın. Portakal kaç para? Elma kaç para? Ha? Öyle tropik meyveler, çerezler demiyorum. Çiğdem çekirdek, fındık fıstık. Kaç para? Kolay mı? Ya bir çift çorap kaç para? Onu söyleyin bana. Ha, kış geldi. Yani Allah'ın lütfu mudur? Allah'ın uyarısı mıdır? Bilemem. Hani ben elinde kılıç Diyanet İşleri Başkanı falan değilim de. Yani daha doğalgaz faturalarını gördük mü? Bilmiyorum. Bugün yarın gelir belki. Anlatabiliyorum değil mi? Yani 17 bin liralık bir asgari ücretin kira karşılığı nedir? Millet nerede yaşıyor bu asgari ücretliler? Emekliler? Evlerde. Peki ev sahiplerinin içine kaçan şeytan? Ev sahibi uluslararası emlakçı şeyi
işbirlikleri. Bunu söylüyorum, söylüyorum da ne milletvekilleri anlıyor, ne siyaset anlıyor, ne Özgür Özel anlıyor, ne Meral Akşener anlıyor. Kim Takan Hasan Tahsin'i? Hiç öyle değil aslında. Öyle diyorum ya, bunu çok merak ediyorlar. Karakancalosu diye. Vallahi bir karikatürist dostum var, ona çizdireceğim ben Karakancalosu. Bu Karakancalosların içinde yardımcı doçentler var. Karakancalosların içinde makine mühendisleri var. Karakancalosların içinde ve herkes var ya. Herkes. Ben ondan işte bak günlerdir diyorum size. Belediye başkan adayları dikkat etsinler. Sağlarına sollarına dikkat etsinler. Onlara akıl veren akılsızların karakancalostukları onları mahveder, tepe üstü düşürür. Bak bir tanesine yapmışlar Bayraklı'da. 3 gündür söylüyorum bunu. Ya böyle bir komedi olur mu ya? Bayraklı'nın aday adayı CHP'den kaldırıma yazmış. Benim adım Kerim Özer. Abi ne